Tayfun, sen misin? Evet anne. Bakayım. Oo! Ellerine sağlık anneciğim, mis gibi kokuyor. Karnım da öyle acıktı ki. Biraz sonra yeriz Tayfun. Anne, babam gelmedi mi daha? Babam bugün işe gitmedi. Biraz rahatsız, içeride yatıyor. Hoş geldin Tayfun. Otur şöyle. Ne oldu baba? Geçmiş olsun. Pek mühim bir şey değil Tayfun. Okul bitti. Bundan sonraki yaşantını sen seçeceksin. Seçtim bile. Ne çabuk. Gazeteci olarak çalışacağım. Hayırlısı olsun. Bak Tayfun. Sana bir sır açıklayacağım. Biliyorum. Her zamanki gibi aklımdan geçenleri okudum. Sana yıllardır söylemek istediğim sırrın zamanı geldi. Sen bizim öz oğlumuz değilsin. Bak oğlum, biz seni bir gün babanla eve dönerken bahçemizde rokete benzer bir cismin içinde bulduk. Evladımız olmadığı için seni evlat edindik. Yalnız o cismin içinde senin başucunda yeşil bir taş parçası vardı. Onu ben sakladım sana vermek için. Hissediyordum bunu. Ama bana öyle müşrik davrandınız ki kendimi sizin öz evladınız sandım. Zaten bunu bir gün siz bana söylemeseydiniz ben size soracaktım. Beni mazur görün. Odama çekilmek istiyorum. Müsaadenizle. Bu taş sana yol gösterecek. Bu taş senin ışığın olacak. Onu takip et evladım. Thank you.
Gitme zamanım geldi. Oh, oldu. Tayfun. Bundan sonraki yaşantında başarılar dilerim. Al oğlum. Acıkırsan yersin. Oğlum. Tayfun. Tayfun. Elindeki taşı ileri doğru fırlat oğlum. Ben Kripton'un reisi Süpermen'im. Benim adım da... Seni tanıyorum oğlum, adın Tayfun. İyi ama siz nereden çıktınız? Maziden çıktım evladım. Sen benim oğlum, Süpermenlerin sonuncususun. Kim bu Süpermen? Sensin evladım. Ne kadar kuvvetli, kudretli ve faziletli olduğunu sana söyleyeceğim. Hazreti Süleyman'ın zekası, Herkül'ün kuvveti, Atlas'ın tahammülü, Zeus'un selameti, Aşil'in cesareti, Merkür'ün sürati. Bunlar senin vasıfların. Ama onları kötü yollarda kullanırsan, Kripton'un bütün laneti senin başına yağar. Yalnız beni iyi dinle oğlum. Bu taş senin yakınında olduğu sürece, bu vasıflarımdan yararlanamazsın. Seni yeryüzünde, ancak Kripton taşını elinde bulunduran insan mağlup edebilir. Profesör Çetin El ve heyeti yaptıkları araştırma gezisinden döndüler. Profesör Çetin El yaptığı basın toplantısında bugüne kadar yeryüzünde eşine rastlanmamış bir meteor taşı bulduklarını ve bu taşın 7 ışık yılı önce parçalanan Kripton gezegeninden dünyamıza düşmüş olabileceğini açıkladı. Profesör açıklamasında bu taşın 20. asrın atomdan sonra en büyük enerji kaynağı olabileceğini söyledi. Dünya basınında bu ilginç araştırmayla yakından ilgilendi. Bahsettiğim makine işte burada.
Bu makine Krypton taşıyla çalışır. İşte bu taş demin duyduğun gibi Profesör Çetin'in elinde bulunuyor. Krypton taşı buraya konup muayyen bir şekilde ayarlanıp güneş ışığı da içinden geçirilirse bu ışınlar değdiği her metali altın haline getiriyor. Bu Krypton taşının sayesinde insan rüyalarındaki servete sahip olabilir. O halde benim vazifem Krypton taşını alıp size getirmek. Bu önemli bir mesele Haydar. Krypton taşı arkeoloji müzesinin kasasında. Yalnız profesör taşın üzerinde deneyler yapıp formülü arıyor. Ne yapıp yapıp bu taşı veyahut formülü bana getir. Baş üstüne şef. Merhaba Tayfun, ben... Bir toplantı ile ilgili not topluyordum. Ben yokken buralarda bir şey oldu mu? Olmadı. Peki sen nereye? Çiftliğe. Babamın bazı notları varmış. Telefon etti, gidip onları alacağım. Tek başına mı gideceksin? Tabii, ne olur ki? Yani diyecektim ki ben de geleyim. Saçmalama Tayfun. İstersen benim arabamı al git. Neden? Biliyorsun, Krypton taşı ile ilgili formülleri yalnız babam biliyor. Bakarsın başına bir iş gelir. Merak etme Tayfun. Sonra görüşürüz. Bir dakika. Bye bye. Alo. Merhaba Naci. Alev arabayla çiftliğe gidiyor. Senden onu takip etmeni istiyorum. Senin için yapmayacağım şey yok. Ama birkaç dakika müsaade et. Baskıya yazı yetiştirmem lazım. Sen merak etme, ben yetiştiririm. Ne yazdığımı bilmiyorsun ki. Gene o eski makine yağı hikayesini yazıyorsundur. Ben bitiririm. Sen hemen yola çık. Anlaştık Tayfun. Sağ ol. Dostum Çetin, bugünkü toplantıda Krypton taşının hangi formülle elde edileceğine dair bazı bilgiler açıkladı. Ama esasını bizlerden saklamaya çalışıyor. Araştırma heyetinde benim de bulunduğuma hiç memnun olmamıştı. Ama kudretimi en sonunda ben ona kabul ettireceğim. Formülü nasıl ele geçireceğiz? Formülün bazı kısımları profesörün yazlık köşkünde saklıymış. Kızı şu anda oraya gidiyor. Bu işi hemen halledim. Selam Tayfun. Naci yok mu? Bilmiyorum. Baskıya yazı yetiştirecekti. Onu almaya geldim. Bitmediyse yandı demektir. Bitirmiş. Ben de yazıyı okuyordum. Thank you.
Arabayla şu kamyona gireceksin. Hadi çabuk. Maksadınız ne? Beni niye kaçırdınız? Bırak bu ağızları yemezler. Nedenini pekala biliyorsun. Arkadaşın artık izini kaybetmiştir. Alo? Tayfun sen misin? Evet Naci, ne oldu? Bilmiyorum ama Alev arabayla ortadan yok oldu. Nasıl olur? Bir şey görmedin mi? Yalnız yolda White Trans Corporation Limited ticaret şirketinin kamyonu vardı. Kilos'a doğru gidiyordu. Başka da bir şey görmedim. Peki Naci. Ben o işle ilgilenirim. Sen gazeteye dön. Ver bakalım şu çantayı. Ver dedim. Al şunu. Kripton taşının formülleri. Peki beni ne yapacaksınız? Seni kuluçkaya yatıracağız şekerim. Sağdan ilk yola sap. İşte tatlım. En iyi kuluçka şekli budur. Thank you.
Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Ama siz kimsiniz? Benim adım Süpermen. Sizi tekrar ne zaman görürüm? Ben sizi bulurum. Beyler, kızımın anlattıklarını dinlediniz. Elimizdeki delillere göre usta bir cani ile karşı karşıyayız. Peki, bunlara sebep nedir? Kripton taşı. Bu taş arkeoloji müzesinde olduğu müddetçe korkulacak bir şey yok demektir. Hiçbir şeye birden karar vermeyin Ekrem Bey. Kripton taşı yahut formülleri kimsenin eline geçmedikçe hiçbir şey olmaz. Müsaadenizle beyler. Saat epey ilerlemiş. Mühim bir randevuya yetişmek mecburiyetindeyim. Herhalde beni affedersiniz. Müsaadenizle. Acaba kim Kripton taşıyla bu kadar ilgileniyor? Merak ediyorum doğrusu. Merak etme babacığım. Nasıl olsa yakında ortaya çıkar. Öyle tabii. Ben sana söylemiştim. Süpermen'i taklide mi kalkıştın? Ne oldu oğlum? Bilmem, başım döndü bir hem. İnsan havada yürürse her yanı döner. İşte formüller. Güzel. Ele geçirmek zor olmadı ya. Hayır, her şey planladığınız gibi oldu. Dünyanın en zengin ve en kudretli adamı olabilmem için formüllerin tamamına ihtiyacım var. Hepsi tamamlanınca sonsuz bir zenginliğe sahip olacağım. Ve bu silah elimde bulunduğu müddetçe kimse beni mağlup edemeyecek. Profesörün kızı bir kazaya kurban gitti. Kız ölmedi. Nasıl olur? Kamyondaydı, kurtulmasına imkan yok. Bilmiyorum. Ama kurtulmuş. Süpermen dediği uçan bir adamın kendisini kurtardığını söyledi. Ayrıca bu işi de halletmek zorundayız. Söyleyin, ne yapalım? Ben bir plan hazırlarım. Üstadım, nasılsınız? Nereden tanışıyoruz acaba?
Ses çıkarmadan gir şu arabaya. Sonra tanışırız. Çok komik. Harika doğrusu. Alo? Alev Hanım'ı rica ediyorum. Kim arıyor? Arkadaşıyım, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Seni arıyorlar. Buyurun, ben Alev. Baban elimizde. Ölmesini istemiyorsan... Vezedeki kripton taşını alıp bize getir. Fakat nasıl olur? Oğul gibi olur. İki saate kadar geldin geldin, sonrasını biliyorsun. Sakın kimseye de bir şey bahsetme. Anlaşıldı mı? Peki. İstediğinizi yapacağım. Babama karşılık kripton taşını istiyorlar. Götürmezsen babamı öldüreceklermiş. Taşı verelim, profesörü kurtaralım. Ah, Süpermen olsaydı babamı kurtarırdı. Durun bir dakika. Ben gideyim, belki tuzaktır. Siz burada kalın, benden haber bekleyin. Bak profesör, kızın kripton taşını hele bir getirmesin. Şu makineyi görüyor musun? İkiye bölerim seni. Bırakın oyunu! Profesör, dışarıda bir araba var. Siz kaçın. İşte Süpermen'in sonu. Eyvallah. Süpermen'den kurtulduk şef. Giyotin onu ikiye bölmüştür. Fakat profesörü elimizden kaçırdık.
Mühim değil. Süpermen'den kurtulduğumuza göre önümüzde bir mani kalmadı demektir. Bugün bir toplantı yapılacak. Profesör toplantıda bulduğu son formüllerle ilgili bazı açıklamalarda bulunacak. Siz bu arada gazeteye telefon edip profesörün kızıyla meşgul olursunuz. Peki şef. Alev. Efendim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Neymiş söyleyeceğin şey? Neyse başka zaman söylerim. Alev dinle. Sana söyleyeceğim şey benim için çok önemli. Süpermen! Nerede? Kim nerede? Süpermen! Ne Süpermen'i? Kimdi demir konuşan? Bendim. Peki ne söyleyecektin? Seni seviyorum Ali. Seninle arkadaşız, ben de seni seviyorum. Öyle değil. Ya nasıl? Seviyorum işte. Ben de seviyorum. Ama seni değil. Tamam. Süpermen. Beyler, kripton taşı böyle caniler yaratacaksa birlik olup onlara karşı koymamız lazım. Evet. Haklısınız. Ama nasıl karşı koyacağız? Bana soracak olursanız, kripton taşını imha edelim derim. Hayır, olamaz. Tarihe geçecek kıymetli bir hazinedir bu taş. Ben buna razı olamam. O halde taşın formülünü bir an evvel bulmak lazım. Öyle değil mi profesör? Beyler, münakaşayı keselim. Size bir müjdem var. Kripton taşının ne şekilde oluştuğunu buldum. Atmosferin üst tabakalarında milyarda bir oranında bulunan kripton gazının argon gazıyla birleşip natrium alüminyum floratin katalizör vasfıyla taşlaşmasından meydana gelen ve her atom ağırlığının %82,92 atom gramı ağırlığında olan ısı azaldıkça turuncuya dönüşen zümrüt yeşili bir taş. Güneş ışınları spektrum gibi içinden geçtiğinde yüksek ve tükenmez bir enerji kaynağı olan basit bir formülle elde edilebilecek, insanlığa sonsuz hizmetler getirecek bu keşfin formülünü yarın Enerji Bakanlığı'nda yapılacak briefingde açıklayacağım. Eşyalarınızı hazırlayın mı? Evet. Beyler, siz de hazırlığınızı yapın, vaktimiz kalmadı. Alo? Oldu, hemen geliyorum. Alev, nereye? Televizyon stüdyosuna. Ben de geliyorum. Sen burada Tayfun'u bekle. Ha ha ha.
Alev yok mu? Televizyona gitti. Oraya ben gidecektim. Telefon ettiler. O da dosyayı alıp gitti. Bu bir tuzak. Ben şimdi oradan geliyorum. Dosyayı alıp dönecektim. Ben gidiyorum. Ben de geleyim. Sen burada kal. Belki Alev arar. Öf. Kimse beni yanına almak istemiyor ya. Hey sen! Gene mi uyuyorsun salak? Yeter! Ha? Çıkartma gebertirim. Ver şöyle. Çantasını da alın. Hiçbir şey kalmasın. Peki. Açtım başımıza. İnin aşağı anahtarı arayın. Yakalayın şunu. Thank you.
Teşekkür ederim. Ama her zaman benim yardımıma koşuyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Size karşı duyduğum bir his olacak. Sizi sevdim desem. Ben de sizi seviyorum. Ne zaman görüşürüz? Ben sizi bulurum. Kızı getirdik şef. Neden geç kaldınız? Az daha Süpermen işi bozuyordu. Hani Süpermen ölmüştü? Ne bileyim, anlamadım gitti. Kız nerede? Dışarıda. Alın içeri. Açın. Gel buraya. Hoş geldiniz Alev Hanım. Siz? Evet, ben. Çok şaşırdınız galiba. Demek babamı kaçıran ve Kripton taşının peşinde olan sizsiniz. Benim. Ve sonunda o taşa sahip olup dünyanın en kudretli ve en zengin adamı olacağım. Siz öyle zannedin. Babam şu anda taşı ve formülünü Ankara'ya götürmek üzere. Thank you.
Başarım. Üç adamım bu işle ilgileniyor. Ve taşı babanızdan alıp bana getirecekler. Ama bir şey unuttunuz. Ben gazeteye dönmezsem merak ederler. Özellikle Tayfun aramaya çıkar. O zaman da planınız suya düşer. Merak etmeyin. Her şeyi en ince noktasına kadar düşündüm. Haydar. Buyurun. Telefonla gazeteyi ara. Tayfun'u iste. Alev Hanım görüşürüz. Babanızı düşünerek konuş. Alo, Tayfun Bey mi? Bir dakika, Alev Hanım görüşecek. Tayfun! Alev, neredesin? Sana vereceğim adrese derhal geliver. Büyükdere Caddesi, Manolya Sokak, numara 26. Hemen geliyorum. Şimdi saklanın. Ve gözünüzü dört açın. Çaylak neredeyse gelir. Kızı da bağlayın. Hadi. Şey, affedersiniz, şu adresi arıyordum. Şurası. Şey, teşekkür ederim efendim. Bu ne hal? Ne oldu sana? Bağlayın şunu. Evet Alev Hanım. Planlarımı beğendiğinizi umarım. Bu daha başlangıç. Sonrası var. Taşı ve formülleri aldıktan sonra babanızın gittiği trenin akıbeti hakkında isterseniz size biraz bilgi vereyim. Ne olacak biliyor musunuz? Makaslarını değiştirip büyük bir facia yaratacağım. Siz bir canavarsınız. Nasıl takdir edersen. Dağılın, ben köşeye gidiyorum. Ama burada. Babamdan taşı ve formülleri alıp treni kazaya uğratacaklarmış. Duydum. Ah
Bir Süpermen'e haber verebilseydik, yardım ederdi. Belli olmaz. Belki şimdi de gelir. Ne zaman başım belaya girse gelip seni kurtarıyor. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü Süpermen benim. Neden Süpermen olduğunu sakladın? Kimsenin bilmesini istemiyordum. Yalnız sana bir sır söyleyeceğim. Neymiş o sır? Ben bu dünyanın insanı değilim. Benim ülkem Kripton'du ve bahsedilen taş... ...kuvvetimi, cesaretimi ve süratimi, her şeyimi etkisiz hale getirir. Onun için bu taştan uzak durmam lazım. Sen şimdi Naci'ye haber ver... Ben babanı kurtarmaya gidiyorum. Merhaba. Yap. Sağ ol. Hadi köşke gidelim. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Bu da ne demek? Ne oluyor profesör? Çantayı ver. Hangi çantayı? Kripton taşının ve formüllerinin olduğu çantayı. Ne demek istiyorsunuz? Bağlayın şunları. Ver. Bağlayın. Çabuk. Hadi gidiyoruz. Thank you.
Profesör, hemen polisle birlikte Ekrem'in evine gelin. Ben oraya gidiyorum. İşte. Hayallerim gerçek oldu. Dünyanın en kuvvetli ve en kudretli adamı ben oldum. Masaya bir kalem koyun. Gördünüz mü? Bakın altın oldu. Bir de makinenin camlar üzerindeki etkisini görelim. Bir kedi getirin. Bağ üstüne. Koyun şuraya. Planlarım burada biter. Bundan sonra yapacağım planları hapiste tasarlarsın. Sen öyle zannet. Bütün belalardan kurtuldun ama senin de sonun geldi. İşte burası komiser. Kaldırın şunları. Al burada kal, sen de içeri bak. Çok olmayın sakın. Ekrem nerede? Kaçmış.
Ben Ekrem'i yakalamaya gidiyorum. Peki. Götürün. Dünyayı müthiş bir felaketten kurtardın. Teşekkür ederiz. Yapmış olduğun iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağız. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir şey değil profesör. Benim görevim iyilere yardım etmektir. Peki Süpermen, Tayfun, bundan sonra ne yapacaksın? Bizimle kalacak. Değil mi Tayfun? Hayır Ale. Bundan 7 ışık yılı evvel kaybolan ülkem Kripton'u aramaya gideceğim. Bizimle kalsaydın mutlu olurduk. İmkansız. Sizlere bundan sonraki yaşantınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın. Sana da bol şanslar Süpermen.